enflasyonla mücadele edecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, emtia fiyatlarındaki düşüşün enflasyonla mücadeleye olumlu yansımasını beklediklerini söyledi. Biz tabii emtia fiyatlarının şöyle bir tarafı oluyor. Emtia fiyatlarındaki düşüş enflasyonla mücadelede ciddi şekilde elimizi güçlendiren bir unsur. Çünkü pek çok tartışma yapıldı. Herkes tartışıyor. Bütün dünyada enflasyon niye oldu, nasıl oldu, sebepleri nedir? Pek çok tartışma söz konusu. Ama temel girdiler enerji ve emtia fiyatlarındaki anormal yükseklikler enflasyonu tetikliyor. Dolayısıyla enerji fiyatlarının biraz makulleşmesi, emtia fiyatlarındaki düşüşler, özellikle son dönemlerde kurda yakaladığımız istikrarla beraber bunun enflasyon rakamlarına da yansıyacağını görüyoruz. Dolayısıyla emtia fiyatlarındaki düşüş bir enflasyon konusunda ciddi şekilde elimizi rahatlatacaktır. İkincisi biz tabii yaptığımız ithalatın bir kısmını üretip ihracat yapıyoruz. Fakat bir kısmını üretip iç piyasaya veriyoruz. Orada da dış ticaret üzerinde olumlu bir etkisi olacağını biz değerlendiriyoruz. Türkiye İhracat Seferberliği Sağlık Hizmet İhracatı Zirvesi'nde konuşanmış, enflasyonda artış hızının düştüğünü belirterek gıda enflasyonunun bütün dünyada ortalama enflasyonun üzerinde seyrettiğini ifade etti. Enflasyonun artış hızında bir kesilme söz konusu. Yani eskisi gibi artmıyor, hızı yavaşladı ve artık grafik tabii aşağı doğru kafasını kırmaya başlıyor. Ama artış var mı var, azalarak bir artış var. Yani %85'lerden aşağı döndü. Dolayısıyla aşağı dönüyor ama aşağı dönüyorken de bir enflasyon halen var. Dolayısıyla 2023 ile alakalı bir enflasyonu var. Tamam 100 liralık ürün 180 lira olmayacak ama 180 liralık ürün atıyorum. İşte belki 200 lira olacak, belki 210 lira olacak. Halen bir enflasyon var. Bunu dediğim gibi işte 5'e işte tek haneliye çekmek biraz zaman alıyor. Sadece bizim için değil, bu bütün dünya için böyle. Ve enflasyon oranlarına baktığınız zaman gıda enflasyonu bütün dünyada ortalama enflasyonun üzerinde seyrediyor. Hem üreticilerin, yani hepimizin toplum olarak bir kere şunu görmemiz lazım. Enflasyon gelecekle alakalı bir düşüş eğilimine girdi mi? Girdi. Dolayısıyla bu düşüş eğiliminde devam edecek. Burada beklenti enflasyonunu bozacak. Çünkü enflasyonun bir de beklenti boyutu var. Yani siz bu bardağı satıyorsunuz 10 liraya. İşte yerini 12 liraya koyamam diye hesap ederseniz, böyle bir beklenti olursanız bunu önden fiyatlıyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon aslında bir anlamda kendi kendini körükleyebiliyor. Dolayısıyla bir taraftan bu beklenti enflasyonunun normalleşmesi, düşeceği zaten kamuoyunda, rakamlarda, hesaplamalarda, tahminlerde, sadece bizim değil, bütün kurumların tahminlerinde ortaya çıkıyor. Muş, zincir marketlerle ilgili fiyat karşılaştırılması uygulamasına ilişkinde bu konunun bakanlığın merceği altında olduğunu belirtti. 200 ve üzeri şubesi olan marketlerin tamamından veri alıyoruz. Bunu zamanla aşağı doğru indireceğiz. Yani önce 200'e başladık çünkü sistem, mesela 30 bin ürün satan market var. 30 bin çeşit ürün satıyor. 3 bin çeşit ürün satan var. Yani binlerce veri akıyor size, yüz binlerce veri akıyor ve bunların değişimlerini takip ediyorsunuz. 200'den başladık, kademeli olarak aşağı doğru bunu indireceğiz. Bizim kendi içimizde kurduğumuz sistemlerimiz var oradaki hareketleri takip etmek için. Dolayısıyla oluşacak olan bütün güncellemelerde o bizim anlık o fiyat hareketlerini takip ediyor olacağız ve o kısımlara mercek tutacağız.